sağa gelebilir misin? Sen de biraz sağa gelir misin? Seçim sonrasında yaptığınız değişim çağrılarının ardından çarşamba günü Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşme sizin talebiniz üzerine mi oldu? Kılıçdaroğlu'nun talebi üzerine mi oldu? Görüşmenin içeriğine ilişkin pek çok şey okuduk, yorumlar yapıldı. İçeriğiyle ilgili sizden bilgi alabilir miyiz? Yani benim Sayın Genel Başkanımızla konuşmam kadar, buluşmam kadar doğal bir şey yok. Elbette ki basının ve toplumun buna yoğun ilgisini anlıyorum. Kolay bir zaman diliminde değiliz. Ülkemizin birçok konusu ve sorunu var. Yani bir seçimle beraber her sorunun çözüme kavuştuğunu kimse iddia edemez. Evet, seçimi kazanan bir iktidar var, seçilen bir cumhurbaşkanımız var ve onlar ülkenin sorunlarına çözüm bulmak için çok çalışmalılar ve çalışacaklar. İçtenlikle ve yürekten söylüyorum ki görev alan herkesin bu hükümette memleketimizin iyiliği, memleketimizin adaleti, boş yere hapiste yatan İşte benim de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışma arkadaşım var. Ya da milletvekili seçilip meclise gidemeyen Can Atalay var. Tayfun Kahraman arkadaşım var. Başta adaletsizlik olmak üzere. Ya da anlamsız mahkemelerle uğraşan Ekrem İmamoğlu var. Her konu gündeme gelse, bir şey gündeme gelse tırnak içinde ahmak davası ne olacak diye tartışılan bir Ekrem İmamoğlu var. Mesela adaletle ilgili bütün bu sorunların çözüme kavuşması. Memleketin ekonomik sorunları çok derin. Kur, devalüasyon, bu ülkede %20 devalüasyon oldu son bir haftada, 10 gün içinde ve bu kur artışı devam edecek. Etmek zorunda yani, çünkü baskı altında bir ekonomi düzeninin bizi taşıdığı sonuçlar. Dolayısıyla ekonomiden adalete, İçişleri Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var, Şehircilik Bakanlığı'ndan beklentilerimiz var, İstanbul adına, Türkiye adına geçmişte yapılan hatalar var. İSKİ Yönetim Kurulu'na ben 4 senedir atama yapamıyorum. İSKİ Yönetim Kurulu, düşünün yani. Yani yönetim kuruluna bir ismi atayamıyorum ve kendi usulümle orada çözüm bulma gayreti. Neler anlatabilirim? Bütün bu konularda yeni hükümetin başarılı olmasını, doğru işler yapmasını en az onlar kadar isteyen bir belediye başkanıyım. Bunu İstanbul Belediye Başkanı sıfatımla ama aynı zamanda vatandaş, bir aile babası Ekrem İmam olarak söylüyorum. Yürekten istiyorum. Ve inşallah bunu yapsınlar. Ve yapsınlar ki biz de daha iyisi için yarışalım. Daha iyisi için yarışalım. Birincisi bu. İkincisi, elbette ki seçimi kaybettik. 2 kere 2 4. Dolayısıyla Millet İttifakı olarak başta Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizin, bunun içinde en önde tabii ki orada 6 parti var, onun lideri var, yöneticileri var ama aynı zamanda biz varız, etkin belediye başkanları var. Her birimizin şapkamızı önümüze koyacağız, oturacağız, düşüneceğiz. Ortak akılla doğru kararlar alacağız. Bu doğru kararlar almanın içerisinde en önemli aktör, en önemli kurum Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi ittifaka liderlik ettiği gibi bugün de değişime ve dönüşüme liderlik etmek, öncü hareketleri, hamleleri yapmak zorundadır. Bunun da adresi Cumhuriyet Halk Partisi olduğuna göre o adresin ana noktası da elbette ki benim çok kıymetli genel başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O bakımdan seçimin ilk gününden itibaren ama telefonla, ama yazışarak, ama baş başa konuşarak defalarca sohbetimiz, paylaşımlarımız oldu. Çarşamba günü yaptığımız buluşmada elbette ki yine benim kendilerine bir takım hatırlatmalarım, önerilerim ve yazılarım doğrultusundaki talebimden ötürü bir araya geldik. Düşüncelerimi, değişim yönündeki parametreleri, neler olması noktasındaki aşamaları yine kendisiyle paylaştım. Çok makul, çok güzel, çok değerli, hatta pozitif anlamda uzlaşı sonucuyla toparlanan bir buluşmayı yaptık kendileriyle.
Tabii ki bunun bir zaman dilimi vardır. Benim bu sohbetten aktarabileceğim, değişim ve dönüşüm adına aktarabileceğim şimdilik bu kadar. Elbette ki bir yandan Sayın Genel Başkanımızın attığı adımları da takip ediyoruz. Ama değişim ve dönüşümün içeriği oldukça geniştir. Süreci oldukça kıymetlidir. Ele alınması gereken ve kamuoyuna hissettirilmesi gereken tarafları oldukça fazladır. Şu anda yapılan hamleler toplum için yeterli gelmediğini biliyoruz. Bu yeterli gelmeyen ama yeterli olması için yapılması gerekenlerle ilgili tüm fikirlerimi, süreçleri kendisiyle paylaştım. Kurumsal olarak yaklaşık 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi, bir ferdi olarak hiçbir zaman parti içindeki meseleleri ve süreçleri seviyenin daha ötesinde paylaşmadım. Paylaşmayı da doğru bulmam. Ama tabii ki bu bahsettiğimiz meselelerin içerisinde kamuoyunun bilmek zorunda olduğu, bilmesi gereken kısımları da var. O kısımlarıyla ilgili ve nasıl olması gerektiği konusunda Genel Başkanımızın umuyorum ki bayram öncesi yapabileceği bazı aktarımlar sonrasında belki farklı bir ortam, farklı bir buluşma ya da bireysel olarak benim de kamuoyunu bilgilendireceğim tarafları olabilecektir. Bunu zaman gösterecek. Şimdilik Sayın Genel Başkanımla çok saygın, çok özenli ve çok değerli buluşmalarımızı sonuçlandırdık. Bu aşamadan sonra umuyorum ülkemizin önünü açacak, muhalefetin yeniden güçlenmesini sağlayacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha güçlü bir şekilde süreci tasarlayacağı, hem yerel yönetime, yerel yönetim seçimlerine, yerel seçimlere dönük en güçlü şekilde, sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her sattığında en güçlü ve en iddialı şekilde girmesini sağlayacak. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, ittifakın mutabakatıyla daha farklı, aynen 2019'da ortaya koyduğumuz gibi ve gerçekten de başarılı olduğumuz 4 yılın sonrasında ve 5. yıla giderken yine daha yenilenmiş, daha felsefesi güçlü bir yerel yönetim anlayışını ortaya koyacak ve hatta daha sonrasında da ülkemizi 21. yüzyıla hazırlayan demokratik, adil, memleketin birliği, beraberliği, bu ülkedeki her katmanın hakları, hukuku, hürriyeti ama etnik kökeniyle, ama inancıyla elde ettiği ve kendisini bu memleketin sahibi hissettiği, 86 milyon insanın kendisini bu memleketin eşit hissedarı hissettiği, hiçbir ayrımcılığı hissetmediği, ben çalışırsam hak ettiğimi alırım, hak ettiğim olur diyebildiği, gençlerin bu ülkede hayallerini güçlü şekilde kurabildiği bir ülkeyi var etme konusundaki ortak mücadelemizi güçlendirerek devam ederiz diye düşünüyorum. Cevap uzun oldu ama kısa bir cevabı yok bu işin. İyi anlaşılması için bu şekilde uzun cevap verdim. Kusura bakmayın. Basın uzun cevapları sevmiyor ama olsun buradan. Nasılsa içinden cımbızla çekip işinize geleni yazıyorsunuz. Bir soru daha sormak isterim. Bir rapor, seçim sonuçları ile ilgili bir rapor hazırlattığınız konuşuluyor. Neden kaybedildiğine dair. Bu rapor nasıl analizler içeriyor? Genel başkana sundunuz mu ya da sunacak mısınız? Detayları alabilir miyiz? Ben rasyonel bir insanım ve her konuda hesap kitap yaparım, matematik yaparım ve hesaplaşırım. Kendi iş yaşamım da böyleydi. Babam bana ilkokul birinci sınıfta hesap tut demişti. O günden itibaren aldığım ilk 2,5 lirayla ne kadar simit alırım ya da gazoz alabilir miyim ya da az simit yersem fazla gazoz içebilir miyim diye 6 yaşından itibaren hesap kitap insanı olmayı kendime adet edindim. Her zaman bir ajandam vardır. Onun içinde matematiğini tuttuğum yaşamım vardır. İş yaşamım da böyle geçti. Siyaset yaşamım da böyle geçti.
Yıllardır beraber siyaset yaptığım arkadaşlarım, ilçe başkanı arkadaşlarım da bunu bilirler. Dolayısıyla ben böylesi bir seçimin sürecinin de raporlarını tutmuş birisiyim. Seçim sonrasında bunun muhasebesinin de çıkarılması konusunda çalışmalarım var. Bir raporum yok benim bu arada. Farklı gözlerle farklı raporum var. Yani bu işin bilimsel tarafına çalışan arkadaşlarımdan farklı raporlar. Verisine çalışan arkadaşlarımdan farklı raporlar. Enstitümüz var, oradan bilim insanları, teknik insanlar, akademisyenlerden farklı raporlar. Düşünsel dünyadan farklı raporlar. Hatta İstanbul ölçeğinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu seçimden ne yaptı, nasıl çıktı, nasıl etkilendi gibi araştırmalar oldukça külliyat denecek derecede bizde vardır. Bunu tabii ki yapıyorum, yapmak zorundayım. İhtiyaç duyulduğunda, o vakit geldiğinde, öyle bir masa kurulduğunda da elbette elimde ne var ise bunları ilk paylaşacağım yerde benim partim ve genel başkanımdır. İlgili olduğu kısımlarıyla ders çıkarttığımız veya hamleler yaptığımız kısımlarıyla ilgili de kamuoyuyla paylaşmaktan ve onları bilgilendirmekten de asla kaçınmam. Evet. Yerel basınla yerel seçimler için bir yol haritası belirlediniz mi? Tekrardan aday olacak mısınız? Bütün bu bahsettiğim bu büyük çerçevenin içinde o da önemli bir detaydır. Ama önemli bir detaydır. Yani bu meselenin bütününü hallettikten ve o süreci tasarladıktan sonra bunların hepsi konuşulur. Ortak mutabakatla, ortak akılla kararlar alınır ve kamuoyuyla paylaşılır. Teşekkür ederiz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.